Aslında şöyle, bu en son ara tatil meselesinde de paylaştık birçok yerle. Tam dediğiniz gibi şu an 2023 vizyon belgesine koydukları bir takvim işletiliyor. Ama vizyon belgesinde de birçok maddeye ilişkin temel eleştirilerimiz şu noktadaydı. Bu meselede de aynı. Şimdi yıllık akademik takvimin planlanması, derslerin veya ders saatlerinin azaltılması, bunların hepsi müfredatla birlikte değerlendirilmesi gereken süreçler, okulların, öğrencilerin ihtiyaçları üzerinden belirlenmiş süreçler, öğretmenlerle birlikte planlanması gereken süreçler, bunların hepsinin bu şekilde parça parça değil, bir bütünlük şeklinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şu anki yapılan açıklamalar maalesef hani yapısal sorunların ve bilimsel eğitim üzerinden bakan bir omurgadan değil, hani daha çok eğitimin bu yapısal sorunlarını görünmez kılarak hani bir takım yenilikler yapıyoruz, bir takım değişiklikler yapıyoruz üzerinden bir algı olarak görüyoruz biz. Örneğin müfredat değişikliği yapıldı biliyorsunuz. O zaman da eğitimsel olarak biz çok kapsamlı bir açıklama yapmıştık müfredat değişikliğiyle. Müfredatın bütün omurgası, yani öğretim programlarının bütün omurgası örneğin değerler eğitimi üzerine oturtuldu. Değerler eğitimi üzerine baktığımızda da tamamen bilimi reddeden ve dini referanslar üzerinden, örneğin işte şu anki müfredatın değerler eğitimi kısmına baktığınızda çocuk hakları göremezsiniz örneğin. İnsan hakları yok, demokrasi yok, özgürlük yok. Ki bir müfredatın temel eğitim felsefesi evrensel ilkelere dayandırılır ve oradan yapılandırılır. Ama tamamen dini bir takım kavramlar üzerinden, işte evrimin çıkarılması da örneğin bunun somut bir örneğiydi. Ki evrim olmadan bilim olmaz, evrim anlatmadan sen anlatamazsınız. Hiçbir şekilde. Şimdi bununla bu müfredat şu an var olan haliyle devam ediyor. Ders kitapları bu var olan haliyle devam ediyor. Şimdi mesele müfredat, haftalık ders dağılımları, derslerin belirlenmesi, ders saatlerinin belirlenmesi, yıllık akademik plan, bunların hepsi bu bütünlük şeklinde yer almalı. Şimdi müfredat en yapısal sorunken tek başına derslerin nasıl yapılandırılacağını konuşamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde de ne akademik plan bu şekilde plansızca, programsızca yapılır, ne de derslerin veya ders saatlerin azaltılması, tartışması da bu şekilde plansız yapılamaz. Yani şu an bilgi kuramı derslerinin oraya konulması, işte bu tasarım beceri atölyeleri de vardı biliyorsunuz vizyon belgesinde. Yine bununla ilgili ifadelerin kullanılması, köy enstitüleriyle ilişkilendirilmesi, bunların hepsini gerçekten büyük bir makyajdan ibaret. Tam da sizin belirttiğiniz gibi hani felsefe derslerinin, mantık, sosyoloji, psikoloji derslerinin yok sayıldığı bir gerçekliği yaşarken, hani felsefe, mantık, sosyoloji gibi derslere ilişkin hiçbir kelime kurulmazken, buradaki eksikliklere ilişkin, müfredat oluşturulmasında, ders saatleri tartışmalarında, oraya bilgi kuramı konularak tam da bu bilimden, eğitim politikalarının bilimsel eğitimi referans alan noktadan tamamen uzaklaşmasına karşı bir makyaj yaratılıyor. Yoksa biz örneğin bu ara takvim, akademik takvim planlamasını 3 Şubat 2017 tarihinde müfredata ilişkin müfredat ve öğretim programları raporu adı altında çok kapsamlı bir raporda önermiştik zaten. Ama biz bu öneriyi eğitimsel olarak sadece yılın planlaması üzerinden değil, müfredatın nasıl olması gerektiği, hangi derslerin zorunlu olarak okutulması gerektiği, bu derslerin, ders saatlerinin nasıl olması gerektiği, öğretmenlerin hak ve özgürlüklerinin güçlendirilmesi ve öğretmen niteliğinin de güçlendirilmesi, bu bütünlükle birlikte açıklamıştık o raporu. Çok da kapsamlı bir rapordur. Hani bir tek sendikayız bu konuda da, bu kadar kapsamlı bir çalışma yapan. Yani bu var olan, dediğim gibi, önceki günkü açıklamada, bu akademik takvim üzerinden yarın da yapılacakları açıklamada, bizim şu an gördüğümüz tablo eğitimin yapısal sorunlarına hiçbir şekilde dokunmadan, bilimsel eğitim, kamusal eğitimden uzaklaşma politikaları üzerine
bundan bilimsel ve kamusal eğitim adı altında bir adım atma gibi bir niyetin kesinlikle olmadığı, yeterince yıpranmış durumda eğitimle ilgili yaptıkları politikalar, bütün kamuoyunda seçmen tercihi ne olursa olsun ülkenin genelinde eğitim politikalarına ilişkin iktidarın, bakanlığın çok büyük bir itiraz var. Tam da hani seçim öncesi, şu an İstanbul seçimleri öncesi bir makyaj oluşturma üzerinden bir tablo ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Ya şöyle, ders öğrencilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tabii ki bir yapılandırma yapılabilir. Sınav takvimleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerin akademik bilimsel ihtiyaçları, ama bu süreçlerin hepsi bir defa öğretmenler sürece katılmadan olmaz. Şu an bütün öğretmenler nasıl öğreniyor bu süreçleri? Bakanlığın çıkıp basına açıklama yapmasıyla öğreniyor. Bununla ilgili bütün Türkiye genelinde bir çalışma yürütülmesi gerekiyordu. Öğretmenleri bu sözde karar süreçlerine katan birincisi bu. Yine ikincisi, tüm bu planlamalar öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları müfredattan bağımsız düşünülemez. Öğretmen niteliğinin geliştirilmesinden, öğretmen hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinden bağımsız düşünülemez. Bu bütünlükle birlikte ele alınmadığı sürece tek başına dersleri veya ders saatlerinin azaltılması öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayacak, sorunları daha da arttıracak. Bu da mesela başlıca bir sorun. Örneğin yapılan herhangi bir değişiklik, diyelim geçen sene orta öğretime geçiş sistemine ilişkin yaşla ilgili düzenleme yaptılar. Ya da 4+4 döneminde 60 yaş üzerinden düzenleme yaptılar. İşte tam da yine bütün hepsi bunların birlikte gözetilerek planlanmalı. Sürekli parçalar üzerinden bir adım atılıyor. Attıkları her adım sorunları daha da arttırmaya devam ediyor. Şu anki ne akademik takvim planlaması ne de yarın yapacakları açıklama, yarın tekrar haberleşiriz. Biz de takip edeceğiz o açıklamanın içeriğini. Eğitimin yapısal sorunlarını tamamen görünmez kılıp eğitimde yaptıkları, şimdiye kadar yürüttükleri yanlış politikaların üzerini kapatma ve tamamen bir makyaj görüntüsü taşıdığını görüyoruz biz şu anda.